Merhaba, bugün Akdeniz Üniversitesi'nin size pandemideki durumunu göstereceğim. Gerçekten üniversitem o kadar boş ki, gittiğim kafelerin, sandalyelerinin bile dışarıda olmaması inanılmaz canımı acıttı. Gelin hep beraber Akdeniz Üniversitesi'nin pandemideki durumunu görelim. Eğer Antalya'da yaşıyorsanız ve Akdeniz Üniversitesi öğrencisiyseniz, yürüyüş, spor yerleri arıyorsanız ve sahil size çok dolu geliyorsa benim tavsiyem size üniversiteye gelmeniz. Unibike'lar var, onlardan kiralayabilirsiniz. Şu an üniversite o kadar boş ki sizin spor yapmanız, yürüyüş yapmanız ve oksijen almanız için en sakin yerlerden biri Antalya'da. İkram Orbia. İlk olarak size Orbia'yı göstereceğim. Hiçbir yer açık değil. Şu an çok güzel bir yağmur havası var bir de. Ve tam öğle saatleri. Normalde tıklım tıklım olduğu saatler. Ama kimse yok. Gelin beraber bakalım. Burası üniversitenin benim açımdan en güzel yeri. Tiyatro gösterileri, konserler burada çok fazlaydı. En sevdiğim şey de buydu. Bu aktivitelere katılmaktı. Şimdi amfitiyatroyu gösteriyorum size. Doğa içerisinde yapılmış bir yer. Bir tane açık mekan yok. Hepsi kapalı. Kedilerimiz, köpeklerimiz. İnanılmaz bir üniversite ya. Burada okuduğum için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Merhaba tatlış. Çok güzel değiller mi? Şu an bunlar da aç maalesef. Yanınıza gelirseniz mutlaka bunlara da yiyecek getirmenizi canı gönülden isterim. Hala da sandalye yok. Hiçbir şey yok. Buranın en güzel yanı da mistik olması. Gerçekten doğa içerisinde yapılmış bir çarşı. Ve kafelerle dolu. Biz buranın havasına bayılıyorduk. Burger King'in önüne geldim şu an. Hey gidi Burger King, sen de mi bu hallere düşecektin? Başta birkaç kişi var ama sanırım onlar da mekan sahipleri. Sıra geldi Yakup Çarşısı'na. Ben buraya hiç ısınamadım. Yani siz de görüyorsunuz o Orbia'dan sonra buranın pek tadı tuzu yok. En azından
Orası ağaçlıktı, burası tamamen beton bir yer. Ben buraya ısınamadım şahsen. Ama bizim mühendislik fakültesi hep buraya yakın olduğu için hep buradaydık. Oraya gidebilecek bir arabamız yoktu, yürümemiz gerekiyordu. Mecburiyetten Yakut'taydık yani, anlayacağınız. Buradaki kafeler sürekli el değiştiriyor. O yüzden en çok gittiğim yer tam bu taraftaki Tart Kafe. Bütün öğle aralarına burada açık büfe yemekler olurdu. Açık büfe içerisinde biz seçtiğimizi ve taban kilosu tartılarak ödeme yaptığımız bir sistemleri vardı. Güzeldi, yemekleri de güzeldi, çeşitleri de iyiydi. En çok buradaydık. Birazcık da ağaçlık herhalde beni cezbeden yanı o oldu. Şimdi içerisine girelim. Bakalım içeride nasıl bir yer var. İçerisi böyle değişmiş. 2012'de girdim, 2017'de mezun oldum. 2019'da da yükseğe başladım desek bayağı değişmiş. Yüksekteyken hiç gelmedim mesela, yüksek lisanstayken. Salıncaklar hala var. O zaman çok güzeldi. Tam karşıda duruyordu. Ve hoştu yani. Biz çoğu ödevimizi burada yaptığımızı biliyorum yani. O kadar cıvıl cıvıl yerleri şu an böyle görmek sanki terk edilmiş gibi. Ha bu arada biz her gün üniversiteye geliyoruz ve açık olan tek yer yemekhane. Yakut'taki yemekhane de kapalı. Tek açık olan merkezi yemekhane. Şu an yemek yiyebileceğimiz hiçbir alan yok. Yakut da böyle. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.